Kay Yapı, Sedir Şark Köşesi ve Bahçe Mobilyaları Nöbetçi Efsaneleri sunar. Kay Yapı otomatik panjur ve kapı otomasyonları Nöbetçi Eczaneleri sun. Sultan Şehrin ilk televizyonu Sivas Radyo Televizyonu'ndan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 24 Şubat 2017 günlerden Cuma, günün öne çıkan gelişmeleriyle SRT Ana Haber başlıyor. Haç kuralları belli oldu. Acı haber Elbap'tan geldi. On bin kişilik yurt için çalışmalar başladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber bülteninde. Bültenimize acı bir haberle başlıyoruz sevgili seyirciler. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DAEŞ'in yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 185. gününde Elbap'ta terör örgütü DAEŞ'in tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken 3 asker yaralandı. Yaralı askerler silah arkadaşları tarafından sınır hattına ulaştırılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Şehit askerlerin cenazelerinin ise helikopterle Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirileceği kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek şöyle denildi. Fırat Kalkan Harekatı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde saat 12 sularında Elbap'ın hemen güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde DAEŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP'nin patlaması sonucu EYP, mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Fırat Kalkan Harekatı kapsamında bugüne kadar geçen 185 günlük süreçte şehit askerlerin sayısı 71'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da halka seslendi sevgili seyirciler. İdam konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam yasasını parlamentodan geçtiği anda onaylayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı idam konusunda sert mesajlar verdi. Umudu geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Bugüne kadar beşer planda hiçbir gücün önünde eğilmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dik yürüyüşlerini devam ettireceklerini belirtti. 16 Nisan'da büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, müreffeh Türkiye için evet diyor muyuz? Mevcut sistem dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Böyle bir sistemle devam etmek, göz göre göre ülkeyi krizlerin, çekişmelerin, kavgaların pençesine terk etmek demedir. Şimdi birileri diyor ki, işte 10 yıldır işler tıkır tıkır yürüyor. Sorun çıkmıyor. İyi de bunun kerameti sistemden kaynaklanmıyor ki. İdam talebinin parlamentoya geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdam yasasının parlamentodan geçtiği anda onaylanacağını söyledi. İdam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse bak şimdiden bir şey daha söylüyorum. Bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız gene millete gideriz. Millet ne diyor? Millet idam diyorsa mesele bitmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? E bitti. AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda evet çıkması halinde uygulamaya geçecek olan Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgi verdi. AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin referandum sürecini değerlendirdi. Kendi içerisinde otokontrol sağlayan Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemiz ve milletimiz için en ideal sistemdir. Bu sistem bize nihai olarak koalisyon dönemlerini, darbe dönemlerini kapatacak ve inşallah bir daha siyasi istikrarsızlık Türkiye'de yaşamayacak. Şahin, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye istikrar getireceğini ve 5 yılda bir yapılacak olan seçimlerde direkt sandıktan tek başına iktidar çıkacağını söyledi. Koalisyon devri tarihe karışacak, darbelere zemin hazırlayan ortamlar tarihe karışacak, darbeler ve darbe teşebbüsleri tarihe karışacak. Ülkedeki istikrarsızlıklar yüzünden birçok darbe girişiminin yaşandığına dikkat çeken Şahin, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu girişimlerin tarihe karışacağını anımsattı. Zira Cumhuriyet'in başından bu tarafa baktığımızda, yaklaşık 20 civarında darbe ve darbe teşebbüsü var ki bunlardan özellikle 60 darbesi büyük bir darbedir, 71 muhtırası büyük bir darbedir, aynı şekilde 82 darbesi büyük bir darbedir, 28 Şubat darbesi büyük bir darbedir, yine 15 Temmuz darbe girişimi büyük bir darbe girişimidir. Bunlar büyükleridir ancak süreç içerisinde askeriyenin içerisindeki belli gruplar ve vesayet rejimleri sürekli darbe yapmak ve ülke yönetimini ele geçirip kendi heva hevesleri yönünde kullanmak istemişlerdir. Onun için Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu durum tarihe karışacak. Yeni sistemle hiç kimsenin milletten izinsiz hükümetin ve devletin başına geçemeyeceğini sözlerine ekleyen Şahin,
siyasi iktidarsızlığın artık yaşanmayacağını söyledi. Hiç kimse milletten izinsiz hükümetin, devletin başına gelemeyecek, milletin yarısından fazlasının oyunu almış olan kişi devletin başkanı olacak, cumhurbaşkanı olacak ve aynı şekilde meclis de bu noktada otokontrol yapacak. Dilediği zaman, bir sıkıntı olduğu zaman cumhurbaşkanıyla birlikte kendisi de seçime gitmek suretiyle milletin hakemliğine başvuracaktır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne yapılması planlanan 10 bin kişilik öğrenci yurdu arazisinde çalışmalar devam ediyor sevgili seyirciler. Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk ve beraberindeki heyet arazide incelemelerde bulundu. Sivas'ta ihtiyaç duyulan sektörlerin başında gelen öğrenci yurdu sıkıntısı yapılacak yeni yatırımlarla sona erecek. Yalnız o araçlar orada ne yapıyor derseniz şu an bilmiyorum. Araçların orada olmaması lazım normalde. O arazi bizim. Cumhuriyet Üniversitesi'ne yapılması planlanan 10 bin kişilik öğrenci yurdu tamamlandığında büyük bir ihtiyacı gidermiş olacak. Yamaç'tan gidiyor işte. Şu binaların sağından gidiyor. Şu toplu ağaçlık yer var ya. Evet. Oradan gidiyorsa orayı yarmayla geçemez. Ya buradan viyadükle geçmesi lazım. Ya da yollar var ya. Aç kapa yapacak. Şurada bir yollar var ya, o yüzden belki bir miktar aç kapa olabilir. Şu patlım neresi, şu havaların olduğu yer değil mi? Evet, ötesi. Ya o patlım neresinden bu tarafa kimseyi sormamak lazım. Bu yanda kimse yok bari. Vali Davut Gül, Sivas Milletvekili Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız ve ilgili kurum yetkilileri yapılması planlanan 10 bin kişilik öğrenci yurdu arazisinde incelemelerde bulunarak bilgi aldılar. Projektörler 11'e kadar çıkıyorlar. Evet. Evet. 11'den sonra ayaklar bitiriyorlar. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Murat Yüksel, SRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yüksel, 2016 yılını değerlendirerek geçtiğimiz yılda 280 bin hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2016 yılında 280 bin hastaya hizmet verdi. Sen kullanma. Hastane Başhekimi Murat Yüksel, SRT Haber'e özel yaptığı açıklamasında geçtiğimiz yıl randevulu sisteme geçtiklerini hatırlatarak randevu süreleri hakkında bilgi verdi. 2016 yılında Adli Sağlığı Merkezi olarak 261 personelimiz, 72 hekimimize yaklaşık günlük 950 ve 1500 arasındaki hastaya hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz esnasında diş yapım ve tedavileri uzun sürdüğü için elbette ki hastanın çok iyi performans göstermesi açısından ve çok iyi tedaviler uygulamak açısından randevulu sisteme dönüşlerimiz başladı 2016 yılında. Bu randevulu sistemimiz şu şekilde: özellikle tedavi, yani dolgu ve kanal tedavisi dediğimiz işlemlerde en geç 3 gün içerisinde, diş eti hastalıkları ve diş tedavileri içinde en geç 2 gün içerisinde, protez işlemleri içerisinde bir hafta içerisinde randevularımızı bu şekilde ayarlayarak hastalarımıza hizmet veriyoruz. Yüksel, günlük ortalama 900 ile 1500 hastaya hizmet verdiklerini ifade ederek 6 Ekim'inde çocuk polikliniğinde hizmet verdiğini belirtti. 2016 yılında yaklaşık 280 bin hastaya tedavi uyguladık. Bu tedaviler protez, dolgu, kanal tedavisi, diş eti hastalıkları, diş temizliği, hakeza kist operasyonları, diş eti enfeksiyonlarının giderilmesi, sabit protez dediğimiz protezler, aynı zamanda 6 hekimimizde de çocuk bölümü, yani pedodonti bölümünde hizmet verdik. Hasta memnuniyetine ve personel motivasyonuna çok önem verdiklerini de söyleyen Yüksel, yapılan anketlerde hastaların hastaneden %96 memnun ayrıldığını belirtti. 900 bin civarında hizmeti gerçekleştirdik. Bu hizmetler sonucunda da hastalarımıza çeşitli anketler düzenlemekteyiz. Bu anketler nedir? Memnuniyet anketleridir. Bunu gerekirse telefon noktasında, gerek ilk başvurduğu esnada hastanın
dış kapıdan yolculadığımız esnada yaptığımız anketlerdir. Bu anketlerde de memnuniyet oranı ağız diş sağlığı merkezi olarak %96.2'dir. Tabii biz bunları yaparken çalışan personelin de motivasyonu bizim için önemli. Çünkü iyi bir motive olmuş bir personel, iyi bir hasta tedavisi demektir. Eğer personeli yeteri kadar motive edemezseniz, hasta tedavilerinde de ve hastanın mutluluğunda da başarı sağlama şansınız yoktur. Ve personelin motivasyonu da %92'ler civarında. Biz personel motivasyonunu sağladıktan sonraki hizmetlerimiz bizim için önemliydi. Personeli motive ettiğiniz gibi hastayı da motive etmiş sayılırsınız. Engelli vatandaşların engelsiz tedavi hizmeti alabilmeleri amacıyla geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde başlayan engelli hastalara rehberlik hizmeti şimdi de diş hekimliğinde başladı. Cumhuriyet Üniversitesi engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda diş hekimliğinde rehberlik hizmeti başlatıldı. Çalışmanın koordinasyonu yürüten ve Cengel biriminin sorumlusu Profesör Doktor Recep Toparlı, amaçlarının engellilerin daha yaşanılır bir hayata sahip olmaları olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Bildiğiniz gibi üniversitemizde engelliler birimini kurduk. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi, Cengel. Amacımız her türden engelli kardeşimizi hayatı yaşanabilir hale getirmek, onların dertleriyle ilgilenmek, sıkıntılarını en aza indirgemek. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İhsan Hübezoğlu ise engelli vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunmaya çalışıyoruz diyerek şu ifadeleri kullandı. Engelli vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Geldiğinden ta gidinceye kadar bir karşılamamız olacak. Personelimiz başında eşlik ederek her tür sıkıntılarını gidermede her tür olarak sağlanacak tüm bölümlerde de biz gerekli bilgileri verdik. Dekan yardımcısı Oğuzhan Göller ise konuşmasında engelli vatandaşlara hizmet noktasında güzel bir çalışma yapıldığını söyledi. Sayın Dekanımızın da destekleriyle engelli vatandaşlarımıza hizmet noktasında güzel bir çalışma yapıyoruz. Şehirle üniversiteyi birleştirme adına yapılan bu çalışmalarda bize destek olan öncelikle Sayın Rektörümüz Alim Yıldız Hocamıza, Sayın Rektör Danışmanımız Recep Toparlı Hocamıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Hac kurra sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi sevgili seyirciler. Binlerce hacı adayının merakla beklediği hac başvuru sonuçları bugün yapılan kurra çekimiyle belli oldu. İslam'ın şartından biri olan hac farizası için Türkiye'ye 80 bin kişilik kontenjan verildi. Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu evin tam dibindeyiz şu anda. Daha çok tefekkür edebileceğimiz, bol bol Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada yaşadıklarını düşündüğümüz bir yer. İşte Kabe hemen ileride. Hacı adayları kura sonuçlarını TC kimlik numaralarıyla hac.diyanet.gov.tr adresinden sorgulayarak öğrenebilirler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın özellikle bu toprakların üzerinde birçok anısı var. Bu mescitte yine Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir anısının olduğu yer. Resulullah burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'nin fethinde gelirken çadır kurduğu yer. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Yılda bir kez yapılan hacı ibadeti için tüm Müslüman ülkelerden belli sayıda hacı alan Suudi Arabistan, bu yıl Türkiye'ye 80 bin kişilik kontenjan vererek 21 bin kişilik artırımda bulundu. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu'nun sosyal medya hesabından Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen'e ithafen yaptığı paylaşımlara Belediye Başkanı Şen'den cevap geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, kişisel sosyal medya hesabından Akıncılar İlçesi Belediye Başkanı ve Kaymakamına ithafen paylaşımda bulundu. Zihniyet bu. Bundan ibarettir. Ve maalesef üzülerek söylüyorum. Görüyorsunuz işte. Durum bu. Manzara bu. Bunların hakkında gerekli işlemleri Cumhuriyet Savcıları görevine davet ediyorum. Paylaşımında Akıncılar Belediye Başkanı ve Kaymakamı aklınızı başınıza alın. Atatürk'ün heykeline hurdalı atmak,
Onun heykelleriyle hesaplaşmaya çalışmak kimsenin haddine değildir. Siz bugün o koltuklarda oturuyorsanız Atatürk'ün sayesindedir. Buradan size sesleniyorum. O heykeli bize verin. Biz onu başımızın üstünde taşırız sözlerini yazan, video yayınlayan Karasu'ya Başkan Şen'den cevap geldi. İşte AKP'nin getireceği zihniyet bu. SRT Haber'e konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, depoya attığı iddia edilen Atatürk büstünün yıprandığı için yıllar önce depoya kaldırıldığını, yerine yenisinin yapıldığını ifade etti. Bugün sosyal medyada öğrendiğim haber bizi son derece derinden üzmüştür. Tabii ki bunların aslı astarı olmayan, hiçbir bilgi belge ışığına dayanmayan haberlerdir. Olay şöyledir. Ulaş Karasu isimli bir şahıs sosyal medya üzerinden bir Atatürk büstünün depoya atıldığı şekilde bir iddia edilmiş olsa da bu Atatürk büstü o 6-7 yıl önce yıpranmış, deform olmuş, herhangi bir şekilde usule uygun olmayan bir şekilde tabii ki kaldırılarak yerine yenisini konmuştur. Herhangi bir şekilde usulsüzlük yapılmamıştır. Bundan dolayı da bir karalama kampanyası özellikle belediye başkanı ve kaymakamımız hakkında aklınızı başınıza alın. Böyle bir ithamlarla, iftiralarla, tabii ki bunun altına yapılan yorumlarla da hakaret ve küfür derecesinde bazı olaylar geçmiştir. Bunlar şık ve güzel hareketler değildir. Bunlar tabii ki toplumu rencide eden hareketlerdir. İlçemizde, dönemimizde ve önceki zamanlarda da Atatürk büstüyle ilgili herhangi bir şekilde hakaret, küfür, incitici bir olay da olmamıştır. Bunlar kimseye yakışık almaz da insanlarımızı zedeleyici, rahatsız edici olaylardır. Tabii ki meyve veren ağaç taşlanır. Biz çalışmalarımızla son derece ilçede güzel yatırımlarla, hizmetlerle ilçemizin, halkımızın en rahat edeceği, faydalanacağı şekilde hizmet etmekteyiz. Tabii ki bu çalışmalar bazılarını rahatsız ederek de bu yollara girmeleri de tabii ki çevremizde insanlarımız da rahatsız etmekte, tedirgin etmektedir. Bunlar kimseye fayda da getirmez, zarar verici hareketlerdir. İyilikten iyilik doğar. Kesinlikle kötülükle mukabele edilmemesi gerekir. Teşekkür ederim, sağ olun ilginizden dolayı da. Yani kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bunlar hoş hareketler değillerdir. 2014 yılından itibaren Divri-Sivas arasında konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sağlayan raybüslere yüksek standartlı ve teknolojik donanımı üretilen yeni raybüs eklendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ulu Camii ve Darüşşifası, konakları ve görülmeye değer doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda yerli, yabancı misafirini ağırlayan Divri'yi ulaşım alanında yapılan yatırımlarla turizm potansiyelini artırmaya devam edecek. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son yatırımlarla Sivas'a kazandırılan 250 kişi kapasiteli yeni raybüs, güvenlik önlemleri, artırılan teknik özellikleri, engelli vatandaşlara sunulan kolaylıklarla 4 saatlik toplam yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Sivas Valiliği tarafından düzenlenen 7. Muhtarlar Toplantısı'na katılmak üzere Divre ilçesinden aileleriyle birlikte raybüsü kullanarak Sivas'a seyahat eden muhtarlar, ulaşım hususunda sunulan bu hizmetin Divre ve yol güzergahı üzerinde bulunan diğer yerleşim birimleri için çok faydalı olduğunu dile getirdiler. Bittik dünyalarda bittik, uzak yollardan geldik. Raybüsüyle yolculuk ettik, yolculuğumuz güzel geçti. Kama dünyalarda kama, olur yüreklerde yama. Koltuğa töz ters oturduk ama yolculuğumuz güzel geçti. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında Sivas merkezli 18 ilde örgütün IŞİD evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. FETÖ'nün IŞİD evlerine yönelik operasyonda 4 kişi daha tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Işık Evleri olarak bilinen erkek öğrenci evlerinin üst düzey sorumlularına yönelik 16 Şubat'ta Sivas merkezli 18 ilde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 21'i yakalanmıştı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i dün tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen, Kongre Lisesi öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Onlar da Buradaydı projesi kapsamında lise öğrenimini Kongre Lisesi'nde tamamlayan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen konuşmacı olarak davet edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mehmet Çimen hocamız. Kongre Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sevim, Kongre Lisesi Müdürü Orhan Zorlu ve öğrenciler katıldı. İlkokul öğretmeninin ismini bilmeyen var mı? Yok, olmaz. O ilk göz ağrımızdır. Semahat Aydoğdu hocamız. Bu öykü nereden başladı? Selçuk İlkokulu'nu evet, sular başında okuduk. Konuşmasında eğitim ve öğretim hayatından bahseden Profesör Doktor Çimen, eğitimiyle birlikte futbol hayatını da sürdürdüğünü ifade ederek, slayt eşliğinde öğrencilere gençlik yıllarının anılarını anlattı. Penaltı kaçırdı, berabere bitti. Rakibimiz Adana Demirspor, Fatih Terim'in de oynadı. Birinci lige çıktı, uzun yıllar oynadı. Sivas bu travmayı atlatamadı. Yani bizim toplum biraz sahipsiz gibi mi diyelim, gariban mı diyelim. Başarılarının lise ve üniversite hayatının ardından gerçekleştiğini söyleyen Profesör Doktor Çimen şunları kaydetti. Rektör yardımcısı olarak görev yapıyoruz. Her ne bir şeyimiz var ise biz oradayız. Kapımız açık arkadaşlar. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Çimen'e Kongre Lisesi Müdürü Orhan Zorlu tarafından hediye takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hayırsever iş adamı Şefik Sümbüloğlu ve diğer hastaları ziyaret etti. Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hayırsever iş adamı Şefik Sümbüloğlu ve diğer hastaları ziyaret etti. Bir sonraki artık maça inşallah gelirsin. İnşallah. Tamam. Sayın Valim bu haftaya bile hazırlanıyor baba. Yine yormasın kendini de şey kazanır. Çok heyecanlı bir maç diyor. Mutlak bulunmam gerekiyor. Geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavisini hastanede devam edilen hayırsever iş adamı Şefik Sümbüloğlu'nu ziyaret eden Vali Davut Gül, Sivas Milletvekili Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, geçmiş olsun temennilerinde bulunarak acil şifalar diledi. Çok teşekkür ederim. Ama sizin o kadar yoğun işleriniz var ki keşke bu zamanı buraya zırhış yapmasın. Estağfurullah, kimse haber vermiyor. Çok işiniz var. İyi maşallah Şevik. Çok iyi gördüm. Güzel, güzel. Sevgili seyirciler, şimdi sırada Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fikret Bilan'ın 15 Temmuz sanıkları mahkemede darbeyi anlatıyor başlıklı köşe yazısı var. Dikkat çeken bir yön, rütbeli subayların mahkemede verdikleri ifadelerin daha önceki ifadelerinden farklı olduğu. Bir diğer özellik de 15 Temmuz'a karışanların suçu birbirlerinin üzerine atmaya çalışmaları. O kadar görüntü ortadayken, o kadar canlı yayına rağmen bir kişi dışında suçunu kabul eden olmadı. Sanıklara bakarsanız hiçbiri darbeye karışmamış. Hiçbiri bilgi sahibi değil. Kim doğru söylüyor, kim gerçeği saklıyor? İlk anda anlamak mümkün değil. Generaller düzeyinde verilen ifadeler birbiriyle çelişiyor.
yargıçların işi kolay değil. Kılı kırk yararak olayı aydınlatmaları ve öyle hüküm kurmaları gerekiyor. Kumpas davaları. Kanlı darbe girişimin niye anlaşılabilmesi için 15 Temmuz davalarıyla Ergenekon, Balyoz, casusluk gibi kumpas davalarının bir arada değerlendirilmesinde fayda var. Eğer bu yapılabilirse, Türkiye'nin nasıl bir felakete doğru sürüklenmek istendiği ve buna nasıl hazırlık yapıldığı daha iyi anlaşılır. Görülüyor ki 15 Temmuz davaları süresince sanıklar birbirlerini suçlamaya, yeni senaryolarla savunma yapmaya devam edecekler. Bu karmaşık ilişkiler ağı içinde gerçeği ve gerçek suçluyu bulmak için yargı bütün titizliğini göstermeli. Ancak ortaya çıkan bir gerçek var ki, Türkiye'yi yıllarca meşgul eden, ölümlere, intiharlara, aile felaketlerine neden olan kumpas davaları, 15 Temmuz darbecilerinin bu darbeye kalkışmalarını sağlayacak bir temizlik yapılması için kurgulanmış. Kurgulanmakla kalmamış, uygulanmış da. TSK'da Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı, Ordu Komutanı, Kolordu Komutanı ve Generallik bekleyen albaylar seviyesinde kumpas davalarıyla yapılan büyük tasfiye, bugün yargılanmakta olan 15 Temmuz darbecilerinin boşalan rütbelere terfi etmelerini sağlamış. Dantel gibi. Ortaya çıkan bilgiler, FETÖ'nün TSK içine 1970'lerden beri sızmaya başladığı ve adım adım ilerlediğini gösteriyor. TSK, FETÖ tarafından adeta bir dantel gibi işlenmiş. Milliyet yazarı Tolga Şardan'ın dünkü haberine göre 1970'lerde sızmaya başlayan FETÖ, 2000-2008 yılları arasında TSK'da yerleşmiş ve yayılmış. Bu aşamadan sonra kilit görevlere gelen FETÖ'cü subaylar, özellikle kurmaylık sınavları ve yurt dışı görevlendirmelerde etkili olmuş. Kurmay subaylar, yurt dışı görevinden dönenler, komutanların yanına yerleştirilmiş. Keza personel daireleri kontrol altında tutularak, terfi ve atamalar örgütün istediği yönde yapılmış. Örgüt elemanlarının sicilleri parlatılmış, general ve amiralliğe terfileri sağlanmış. FETÖ'cülerin terfilerinde engel oluşturan daha üst rütbeli komutanların şantaj, tehdit, sicil bozulması gibi nedenlerle emekli olmaları sağlanmış ve yerlerine terör örgütünün mensupları komutan olarak atanmış. Yargı mekanizması. Sessiz ve derinden ilerleyen bu örgütlenme belli aşamada tıkanınca emniyet ve yargıdaki FETÖ mekanizması harekete geçirilmiş. Bu aşamalardan sonra devreye giren kumpas davalarıyla 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yolu açılmış. Şimdi kimin darbeci olduğu, kimin masum olduğu yargılama sonunda ortaya çıkacak. Yargıçların kurunun yanında yaşın yanmaması için azami dikkati göstermesi gerekiyor. TSK için ders. Bütün bunlar öncelikle TSK için büyük ders olmalı. TSK'nın anayasa ve yasalar dışında hiçbir gücün etkisi altında kalmadan, hiçbir cuntanın örgütlenme olanağı bulmadan gerçek yapısına yeniden kavuşması gerekiyor. TSK'da ülkeyi parçalamak, demokratik laik devleti ortadan kaldırmak isteyen terör örgütlerinin siyasi ve dini değerlerin arkasına saklanarak yeniden örgütlenmelerine izin vermeyecek şekilde önlemlerin alınması Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından hayati önemdedir. Fikret Bila, Hürriyet. ...8500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sunar. ...8500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sundu. Ve bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın efendim.